ünlü olması sebebiyle de eğer ekranlar başında bizleri izleyen çocuklarımız varsa da onlara sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. İyi ki varsınız diyoruz hepsine. Neler konuşacağız? Obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Safra kesesinden, sindirim sistemi kanserinden, guatr'dan ve daha birçok konuda merak ettiğiniz sorularınızı yanıtlayacağız değerli hocalarımızla birlikte. Evet, çok değerli doktorlarımız aramızda bugün. Tam 4 cerrahımızla yapacağımız yayın. Diğer hekimimiz şu an acil bir müdahale dolayısıyla kısa bir süre sonra yayınımıza katılacak, sizlerle olacak diyelim. Hepsi birbirinden başarılı ve eminiz ekranları başında bizi izleyen birçok kişinin de doktorudur kendileri. Mesleki başarılarının da yanı sıra gece gündüz hastaları ya da hasta yakınları ile de sürekli iletişimde olan, tam bir hekimin gerektirdiği şekilde hareket eden insanlarla, hastalarla iyi diyalog, iletişim ve mesleki başarılarıyla da her zaman övdüğümüz kişiler aramızda. İlk olarak hocalarımızı sizlere takdim etmek isterim. Bugün yayınımızda kimler var? Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Coşkun Görmüş bizlerle. Yine genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Nice bizlerle. Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Abdülkerim Özakay bizlerle ve müdahalesini bitirip şimdi yanımızda sizlerle ekranlarınızda birazdan göreceğiniz operatör doktor Akın Ünal bizlerle. Tekrardan kendilerine sizlerin huzurunuzda da hoş geldiniz diyelim. Evet, genel cerrahi uzmanlarımızdan operatör doktor Hasan Lice ile başlamak istiyoruz. Hocamızla bugün obezite cerrahisinden bahsedeceğiz izleyenlerimize. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Evet, hemen dönüp size sorumu sormak istiyorum. Kimlere tüp mide yapılır hocam? Tüp mide, onun bir standardı var. Tüm dünyada bu böyle. Standardımız body mass endeksi dediğimiz kriterimiz. Eğer bir insanın kilosunu metre cinsinden karesine bölerseniz bir sayı çıkar karşımıza. 20 ile 25 arası normal bir kilo. 25 ile 30 arası hafif kilolu. 30'un üstü obez, 35'in üstü artık morbid obez sınıfına giriyor. Biz morbid obezitenin cerrahisini yapıyoruz. Yani body mass endeksimiz 35 ve üstü olacak. Peki hocam, tüp mide ameliyatının hazırlık aşamalarında neler yapılır? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi bir kere body mass endeksi 35 üstü olan hastalarımızı mutlaka bir dahili yönden inceliyoruz. Endokrin bir bozukluğu var mı, hormonal bir bozukluğu var mı, psikolojik anlamda yeme alışkanlığını tetikleyen bir psikolojik bir zemini var mı? Bunları araştırıyoruz, tetkiklerimizi yapıyoruz. Eğer bu tetkikler sonucunda yalnızca fazla koleriden dolayı bir kilo fazlalığı varsa ve 35'in üstüyse o zaman ameliyat kararı alıyoruz. Tabi öncesinde mutlaka bir endoskopiyle midesine bakıyoruz. Herhangi bir sürpriz bir hastalıkla karşılaşmamak için. Peki hocam, ameliyat tekniğinden kısaca bahsedebilir miyiz? Bu tür ameliyatları biz kapalı yöntem, yani laparoskopik dediğimiz video monitör sistemiyle yapıyoruz. 4 tane küçük delikten trokarları yerleştiriyoruz, kamerayla giriyoruz ve mideyi karşımıza alıyoruz. Endogia dediğimiz stepler'larımız var. Bunlar çok önemli cihazlar. Bu tür ameliyatları yapmamıza da olanak tanıyan bu cihazlar. Mideyi boylamasına, antrum dediğimiz kısımdan yukarıya doğru, yemek borusuna doğru genişleyebilen ve açlık hormonunun salgılandığı, gerilim hormonunun salgılandığı fundus kısmı da dahil olmak üzere çıkartıyoruz. Geriye bir tüp şeklinde bir mide kalıyor. Bunun ölçüsü de mutlaka ameliyat sırasında hastaya yutturduğumuz bir bujimiz var. 36 French. O buji kılavuzluğunda mideyi bir tüp haline getirmiş oluruz. Hocam, bu ameliyat sonrası en çok merak edilenlerden birisi de ne kadar sürede ne kadar kilo verebilirim merakıdır. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi ilk 6 ayda en hızlı kilo verme aşaması. Fazla kiloların neredeyse yarısına yakını biz bu ilk 6 ayda veriyoruz. Evet. Ama bizim hedefimiz 2 yıl. 2 yılda fazla kiloların %95'i tamamen yağdan gitmek üzere.
hastalarımız zayıflıyor. Bunlar hep rutin böyle görüyoruz zaten. Çok ikinci yılın sonunda zaten olması gerekli kiloya inmiş oluyor hastalarımız. Peki hocam, ameliyat sonrasında hastalar özellikle olarak şu noktalara dikkat ettiğiniz aşamalar var mıdır, nelerdir? Evet. Şimdi ameliyattan bitti, hastanede 3 gün kaldık. Ondan sonra diyetisyenimizle görüştürüyoruz hastamızı. Diyetisyenimiz beslenme programını alıyor. Ekstra takviyeleri, nasıl besleneceğini. Evet. Sık sık, ilk başlarda ilk 2 hafta kadar sıvı, ondan sonra yumuşak, ardından da katı gıdalara geçiyoruz. Diyetisyenimiz bunları tek tek anlatıyor hastalarımıza. Onun dediklerine uymak kaydıyla çok başarılı bir sonuç elde ediyoruz. Peki hocam, tüp mide ameliyatının dışında zayıflama yöntemlerinden bahsedecek olursak bunlar nelerdi? Bunlardan kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi 35 üstü artık ameliyat diyoruz ama 35'in altındaysa, mesela 30 ile 35 arasındaysa body mass endeksimiz, o zaman iki işlem daha var. Bunlardan bir tanesi mide botoksu dediğimiz, midenin bir nevi kaslarına, bu biz zehri, artık o bir zehir ama tıbbi olarak kullanılan iyi niyetli bir zehir diyelim ona. Botoksu uyguluyoruz ve midenin kaslarını felç yapıyoruz. Evet. O felç ile yediğiniz gıdalar midede daha uzun süre kalıyor ve daha fazla tokluk hissi oluşuyor. Aynı zamanda midenin fundus kısmındaki o açlık hormonunun salgılandığı bölgeye de yapıyoruz. Dolayısıyla o açlık hormonu seviyesi azalıyor. Eğer tüp mide ameliyatı ile ilgili soracağınız sorularınız varsa birazdan bunları Facebook yolu üstünden sizlerden de alarak hocamıza tekrardan da, bunların dışında merak ettiğiniz sorular varsa soracağız diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz ve operatör doktor Coşkun Görmüş aramızda bugün. Hocam siz de hoş geldiniz tekrardan. Evet, Coşkun hocamızla safra kesesi taşlarından bahsedelim istedik. Birçok hastanın yaşadığı sağlık problemlerindendir diye düşünüyoruz. Evet, hocam sormak istiyoruz hemen. Safra kesesi taşı nasıl oluşur? Önce bir safra kesesinin yapısından ve fonksiyonlarından bahsedelim isterseniz. Safra kesesi karnın sağ üst tarafında hemen karaciğerin altında yerleşmiş, küçük armut şeklinde sindirim sisteminin bir parçası olan bir organ. Görevi karaciğerde yapılan safranın daha yoğunlaştırılması ve kısmi olarak da depolanmasıdır. Bu yoğunlaştırma işlemini safra kesesi safranın içindeki suyu emerek yapar ve geriye kalan yoğun safra bizim vücudumuza aldığımız diyetlerle, besinlerle kolesterolün geri emilimi için gerekli olan bir maddedir. Fakat safra kesesi içerisindeki bu yoğunlaştırma işlemi ne kadar fazla olursa olsun yine de bu yoğunlaşmış safranın safra kesesi içerisinde bir akışkanlığı söz konusudur. Ve bu akışkanlığı da sağlayan safra içerisindeki bir takım bileşenlerin belli bir oransal dağılımıdır. Eğer bu oransal dağılım herhangi bir nedenle bozulursa, ki bu çok hızlı kilo alma, çok hızlı kilo verme, gebelik, bir takım östrojen içeren doğum kontrol haplarının kullanılması, safra kesesinin kendi bir takım hastalıkları ya da karaciğer sirozu ve bir takım kan hastalıklarına bağlı kandaki eritrosit hücrelerinin yıkılması gibi durumlar neticesinde bu safra içerisindeki bileşenlerin oransal dağılımı değişir. Dolayısıyla oransal dağılım değişince de eğer safra içerisindeki bu oransal dağılım küçük kolesterol kristalleri lehine artarsa %80 ihtimalle sık gördüğümüz safra kesesi içerisindeki kolesterol taşları, eğer pigment lehine de gelişirse bilirubin kaynaklı olan pigment taşları ortaya çıkar. Evet, hemen şunu da belirtmek istiyoruz. Bu sorular sosyal medyamızda hocalarımızın bu sunumunu paylaştığımız zaman hastalarımızdan mesaj yoluyla bize de merak edilen sorulardır. Ama tabii ki tekrardan canlı yayında gelen sorularımızı da hocalarımız buradayken sizlerden alarak soracağız. Peki hocam, safra kesesi taşlarının belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşları genel olarak hemen hemen her insanda oluşturduğu, yemeklerden kısa bir süre sonra ortaya çıkan, karnın sağ üst tarafında görülen, sırta, özellikle her iki kürek kemiğinin arasına ya da sağ kürek kemiğinin altına vuran karın ağrısı, azımsızlık, şişkinlik, zaman zaman olan bulantı ve kusma gibi şikayetlerle kendini gösterirken, aynı zamanda safra kesesi içerisindeki
büyük ve küçük taşların boyut farkına göre de oluşturduğu bazı şikayetler var. Büyük taşlar safra kesesinin duvarına oluşturduğu sürtünmenin etkisiyle safra kesesi duvarında küçük lokal enfeksiyonlar oluşturabilirken, safra kesesinin çıkış kısmına kanalın oluşturduğu bölüme takılması durumunda safra kesesi içeriğini boşaltamadığından dolayı şişmesi neticesinde akut dediğimiz acil gelişen safra kesesi iltihaplanması bulguları gösterebilir. Yapılan otopsi çalışmalarında safra kesesi kanseri olan hastaların da hemen hemen tamamında safra kesesi taşı da olduğu gösterilmiş. Fakat burada safra kesesi taşının mı safra kesesi kanserine yol açtığı, yoksa safra kesesi kanseri olan hastalarda safra akımının bozulmasına bağlı mı taş oluştuğu çok netlik kazanmamış. Ama bu ikisinin birlikteliği çok sık görülüyor. Eğer küçük taşlarsa bunlar, safra kesesinin içerisinden safra kesesi kanalı aracılığıyla ana safra kanalı içerisine düşüp safra kanalının 12 parmak bağırsağına açıldığı deliğe takılıyorlar ve buna bağlı olarak da karaciğerde yapılan safranın 12 parmak bağırsağına akmasını engelleyip sarılık oluşmasına, yine safra kesesi içeriğinin 12 parmak bağırsağına boşalmasını engelleyerek safra kesesi iltihaplanmalarına, yine midemizin arkasında sindirim ve kandaki şeker düzeyini ayarlamakla görevli olan pankreas organımızın da salgısını boşaltamamasına bağlı pankreas iltihaplanmasına bağlı çeşitli klinik bulgular ortaya çıkarabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu belirtiler varsa da ihmal etmeyelim diyoruz. Peki hocam, safra kesesi taşlarında tedavi nasıl olmalıdır? Safra kesesi taşlarındaki tedavi safra kesesinin ameliyatla alınmasıdır. Burada söylenilen şey, hastanın şikayeti olsun ya da olmasın, safra kesesinde taş düşünüp de ultrason yapılıp burada saptanmış olsun ya da başka bir nedene yönelik yapılan bir ultrasonda tesadüfen safra kesesinde taş saptanmış olsun, buradaki tedavi prosedürü değişmez. Tedavi prosedürü ameliyattır. Ve dolayısıyla ameliyatı da biz hastanemizde kapalı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Evet. Bu laparoskopik yöntemden sonra hasta ameliyattan sonraki birinci günde yürüyerek evine gidebiliyor ve yaklaşık 3 ile 5 gün arasında bir süre sonrasında normal gündelik yaşantısına dönebiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz size de. Bu konuda ve diğer birçok alanda da başarılı ameliyatların, başarılı müdahalelerin ismi diyebiliriz kendisi için de. Hocamıza tekrardan gelen sorular olursa bu konuyla ilgili yönlendireceğiz diyelim. Evet, kim aramızda? Yine genel cerrahi uzmanlarımızdan Operatör Doktor Abdülkerim Özakay aramızda. Hocam hoş geldiniz diyelim size de tekrardan. Hocamızla bugün sindirim sistemi kanserlerinden bahsedeceğiz izleyenlerimize. İlk olarak sormak istediğimiz şey, hastanemizde kanser cerrahisi yapılıyor mu diye. Tabii ki hastanemizde hem de iyi bir şekilde, iyi bir ekibimiz var. Evet. Ve bu ekip sindirim sistemi kanserleri, diğer genel cerrahi ilgilendiren kanserler konusunda oldukça deneyimli. Biz de sindirim sistemi kanserleri için, sorduğunuz için onun için cevaplıyorum. Evet. Sindirim sistemi dediğimiz zaman ağızdan anüse kadar olan uzunca bir organ silsilesidir. Bu organların tabii ki diğer hastalıklar olduğu gibi kanserleri de bulunmakta. Yemek borusu, mide, evet. 12 parmak bağırsağı, ince bağırsaklarda çok kanser görülmez diye bilinir. Fakat kalın bağırsak ve rektum kanserleri bizi genel cerrahi ilgilendiren sindirim sistemleri kanserleridir. Buna pankreas kanserleri de ekleyebiliriz. Evet. Karaciğerdeki kanser veya da metastatik kitleleri de buna ekleyebiliriz. Bu tür kanserlerle mücadele hastanemizde başarıyla sürdürülmektedir. Tabii sorunuz, gelecek soruyu sormadan bizdeki donanımın hem radyolojik boyutu, hem endoskopi ünitesi boyutu, evet, hem kanser cerrahisine sonraki tedavi boyutu da hastanemizde oldukça oturmuş bir ekiple yürütülmektedir. Evet, bu konuda kesinlikle katılıyoruz. Gerçekten alanında uzman, birbirinden başarılı bir ekiple, ekip halinde olmak çok önemli. Hastanemizde de cerrahlarımız, tüm hekimlerimiz, tüm branşlarımız ekip halinde çalışıyorlar. Evet, sindirim sistemi ve meme kanserinde özellikle hocam, tanı araçları nelerdir? Avrasya Hastanesi'nin
bu alandaki tanı özelliklerinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak sindirim sistemi kanserlerinin tanısında endoskopinin yeri birinci sıradadır. Evet. Biz de iki ünite halinde çalışmaktayız. İki endoskopi ünitemizde hem üst sindirim sistemi hem de alt sindirim sistemine yönelik hem tedavi edici hem tanıya yönelik girişimler yapılmakta. Tarafımızdan başarıyla bu iş deneyimli bir ekip tarafından yürütülmektedir. Birçok cerrahi operasyon sonrasında onkoloji tedavisi de gerekiyor tabii ki. Peki hocam, ameliyat sonrası tedavide onkoloji ünitemizin öneminden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizim şimdi korona nedeniyle biraz ara verdiğimiz her çarşamba günü yaptığımız onkoloji toplantıları yapılmakta. Evet. Onkoloji konseyi toplantılarında radyasyon onkoloğu hocamız, diğer radyoloji uzmanı arkadaşımız, genel cerrahi uzmanları, aynı zamanda medikal onkoloji uzmanları tarafından her vaka tartışılmakta, orada karar verilmekte, tedavisi yönlendirilmekte ve başarılı sonuçlar alınmakta. Evet, ortak kararlarımızla hastaya da en doğru tedaviyi uygulamak adına bir araya gelen hekimlerimizin oluşturduğu onkoloji konseylerimizde de önemli kararlar vermede etkili kişilerdensiniz. Birçok hastanın tedavisine de bu şekilde dokunarak başarılı sonuçlar aldık. Evet, Kerim hocama da teşekkür ediyoruz. Anlattıklarından ve verdiğim bilgilerden dolayı kendisi de bu konuda hastanemizde birçok başarılı ameliyatı gerçekleştirmiş, kanser cerrahisinde de birçok hastamızda başarılı sonuçlar aldığımız deneyimli hekimlerimizden diyebiliriz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve birazdan gelecek sorular olursa yine kendisine yönlendireceğimizi iletiyoruz. Evet, Operatör Doktor Akın Ünal bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sizi de acil bir müdahaleden hemen yayınımıza geçirdik. Biraz yorgunsunuz biliyoruz ama sorularımı hemen yönlendirmek istiyorum. Bu hatırdan bahsedeceğiz hocamızla bugün. Hocam, bu hatır nedir? Kısaca izleyenlerimize anlatabilir misiniz? Bu hatır tiroid bezinin büyümesidir aslında. Tiroid bezi kelebek şeklinde boynumuzun ön tarafında bulunan, nefes borusunun etrafında bulunan bir bezdir. Tiroid hormonu üretir. Tiroid hormonu yaşamımız için, yaşamımızı sürdürebilmemiz için en gerekli hormonlardan biridir. Bu hatta dediğim gibi tiroid bezinin büyümesidir. Bu büyüme ya tiroid bezinin niyoteksikliğine bağlı olarak gelişen bir büyüme olabilir. Nodüllere bağlı büyüme olabilir ya da çok çalışmasına bağlı bir büyüme olabilir. Evet. Bu dediğim gibi büyümelere bak, biz bu hatır diyoruz. Peki hocam, bu hatır ne zaman ameliyat edilir? Bu hatırda biz özellikle nodül varlığında ameliyat uyguluyoruz. Bu nodüllerin sayısı, boyutu veya alınmış biyopsisine göre kanser özelliği taşıyor olup olmamasına göre karar veriyoruz. Yine tiroid bezinin çok çalıştığı durumlarda da bir seçenek olarak cerrahiyi uygulayabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, birbirinden başarılı hekimlerimizle bir aradayım bugün. Tabii ki ben de heyecanlıyım onların yanında. Umuyoruz ki sizlere güzel bir yayın sağlamışızdır diyelim. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde başarılı genel cerrahi kadromuzda dijital olarak bugün evlerinize ya da iş yerlerinize konuk olduk. İzleyen herkese canlı yayınımızda sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Siz de sağlık sorunlarınızda bize başvurabilirsiniz diyoruz. Özellikle de bu dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde diğer sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeniz konusunda da tekrardan sizleri bilgilendirmek ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu dönemde de özellikle diğer sağlık problemlerimizi geciktirmeyelim, geçiştirmeyelim diyoruz. Evet, gelen bir sorumuzu hocama yönlendirmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Yüce'ye yönlendirmek istiyorum. 130 kiloyum, tüm mide ameliyatı olabilir miyim demiş Ayşenur Hanım. Şimdi boyunu da söylemesi lazım tabii. Ama 130 kilo herhalde boyu 185-190 olmadıktan sonra 35'i geçer.
Yani tüp mide ameliyatı hastamız arasında uygulayıcı bir durum. Evet. Görüşme hakkı. Ayşenur Hanım, ameliyat görüşmesi için ne diyoruz? Sizi bekliyoruz diyoruz. Ameliyat olabileceğinizi genel cerrahi uzmanımızdan aldık diyoruz. Sorularımızı almaya devam edeceğiz. Evet, bu konuda, bu anlattığımız konuların dışında da hastanemizde, cerrahide birçok tedavi tabii ki uyguluyoruz. Biz bugün birkaçını sadece ele aldık. Sizlere en çok sorulanlar konusunda bilgi verebilmek için hocalarımızla bir araya geldik diyoruz. Hocalarımızdan yayınımızın bitimine yakın son olarak hastalarımıza söylemek istediği notlar var mı? Onları dinleyeceğim. Evet, ilk olarak Hasan Hocam, sizin izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı bir yaşam için tabii ki spor çok önemli. Yediklerimizin ölçülü olması, kalori dengesi bunlar çok önemli. Tabii biz mesafeli oturduğumuz için maske yürüyük ama korona dönemi şiddetle artıyor şu sıralar. İzliyoruz medyada. Lütfen mesafe ve maskelerimize sahip çıkalım. İnsanları riske atmayalım. Evet. Çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyoruz bu mesajımızı da korona döneminde özellikle yaşadığımız şu dönemde de bir hekim olarak izleyenlerimize verdiğiniz bu uyarılardan dolayı. Peki Abdülkerim Özakoy Hocam, sizin izleyenlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa sizi de dinliyoruz. Evet, bugün bana sindirim sistemi kanserlerini anlatmak konusu düştü. O nedenle izleyenlerimize özellikle kilo kaybı olanlar, dış kısmında kanama veyahut da siyah renkli dışkılaması şikayeti olanlar, halsizlik, çarpıntı veyahut da ailesinde sindirim sistemi kanseri öyküsü bulunanlar, özellikle dikkat etsinler veyahut da en ufak bir kuşkuda bu şikayetlerinin olduğunu düşünenler bize başvurabilirler. Gerekli ön tetkiklerini yaparak, gerekli sindirim sistemi endoskopilerini gerçekleştirerek kendilerine iş işten geçmeden erken tanı şansını tanıyabiliriz. Korona günlerinde herkese sağlıklı, mutlu, esenlik dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katkılarınız için sizlere de. Evet, genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Coşkun Görmüş'ün izleyenlerimize mesajı var mı? Kendisini dinleyelim. Buyurun. Şu an içinde bulunduğumuz sıkıntılı pandemi döneminde kendiniz için durumu daha da sıkıntıya sokmamanız adına, yarın öbür gün gelişebilecek daha ciddi sağlık problemleriniz adına mevcut sağlık problemlerinizi ertelememenizi tavsiye ediyorum. Biz Avrasya Hospital olarak bu konuda pandemiyle ilgili gereken tedbirleri almış durumdayız. Hastalarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Ve eğer ki sağlık sorununuz varsa herhangi bir konuda olabilir bu. Hiçbir şekilde ertelemeden, korkmadan çözüm bulmak adına bize başvurabilirsiniz. Biz buradayız. Sizin de evinizde kalın lütfen. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü katkılarınızdan dolayı ve genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Akın Ünal'ın izleyenlerimize son olarak söylemek istediği mesajını dinliyoruz. Ben de diğer önemli abilerim gibi aynı şekilde hastanemizin tedbirlere uyarak çalışmaya devam ettiğini söylemek isterim. Sosyal mesafeye dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Evet, sizler de değerli hocalarımızdan ya da diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınızı bize mesaj ya da canlı yayınımıza bırakabilirsiniz. Bunları sizlere tabii ki hemen anında cevabını sağlayacağız diyelim. 212-665-5050 numaralı çağrı merkezi hattımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve yayınımızda umuyoruz sizlere güzel, etkili bilgiler sağlamışızdır diyelim. Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Maske, sosyal mesafe kurallarımıza uyarak, evet, diğer sağlık sorunlarımızı ihmal etmeyerek hastanemizde de bu alanda gerekli tüm kurallara uyduğumuzu ve tüm branşlarımızda hizmet verdiğimizi tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Herkese sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz.